Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100 yıllık kısacık tarihinde hak ihlalleri olabildiği kadar kabarıktır. Türkiye toplumunda şu anda hukuk yoktur, hukukun üstünlüğü yoktur, hukukun geçerliliği yoktur. Hasta tutukluların durumu sadece bu hukuksuzluğun uzantılarından bir tanesidir. Özgürlük platformu da örgütlülüğün önemi bağlamında kurulmuş bir şeydir. Cezaevlerinden her gün bir tabut, her gün bir cenaze çıkmaktadır. Fakat devlet yapısı bunu önemsememektedir. Buna bir çare olmak zorundayız. 2 aya bile yaklaşmamış çok genç bir platform olarak 2500-3000 kadar imza topladık. Bunun sınırı yoktur. Çünkü bu insana dair bir problemdir. İnsana dair bir problemdir ve bunun herhangi bir şey yoktur. Sınırı yoktur bizim için. Bunu devlet kademelerine, Adalet Bakanlığı'na götürerek aslında çok iyi bildikleri bu konuyu onların gözlerine, zihinlerine reddedemeyecekleri bir şekilde onlara bunları sunarak çözüm önerisi dayatmaktır. Çözüm yollarını dayatmaya amaçlıyoruz. Aysel Toluk demans hastasıdır. Aldığımız bilgilere göre küçük bir çocuk kadar bile hatırlama yetilerinden uzaktır. Tamamen bakıma muhtaçtır. Şimdi onun kendi annesinin sonuyla ilgili maruz bırakıldığı vahşet, kendi annesinin kemikleri mezardan toplatılmış ve bu seyrettirilmiştir. Bence diyorum ki Aysel Tuluk bence böyle bir şeyi hatırlayarak yaşayamadığı için unutmayı tercih etmiştir, hastalanmıştır diyor. Bu, çünkü bu acıyla, bu hatırayla yaşayabilmek insanlık dışı, varoluş dışı bir şey olarak görüyorum. Fakat sonuçta biz onun şahitleri olarak, bu toplumdaki insanlar olarak buna çare bulmamız gerekiyor. Bu, onlar bu şekilde yaşarken mesela kanser hastaları, 4. derece kanser hastaları ölüme mahkum, cezaevinde tutulur. Toplumun bir rengine ait değildir bu zulümler. Biz bütün renkleri kucaklayarak çözüm istiyoruz.